Peki döneyim, Tonguç Erbaş'a da aynı soruyu sorayım. Özellikle Çin'le ilgili işte biraz önce fixing'den bahsetti İbrahim ama hani bugün de mesela biraz daha HIBOR tarafında, yani bankaların birbirine yuan borç alıp verdikleri cephede rekor seviyeye kadar gelindi. Orada %13'lerin üzerine kadar çıktı. Artık interbank piyasasında da bir miktar sıkıntı baş göstermiş gibi duruyor. Yuan fixing, yuan çok fazla değer kaybetmiyor görünebilir ama yuan likiditesi azalıyor, mevduat çıkışı devam ediyor. Hisse senetlerinde de bunun yarattığı ekstra baskıyı görüyoruz. Ne enflasyon iyi gidiyor ne diğer göstergeler çok kuvvetlenebiliyor. Dolayısıyla bu ortamda biz yılın geri kalan kısmında da Çin konuşmaya devam edecek gibi duruyoruz. Bilmiyorum, ne dersin? Valla bu sene hem Çin'i konuşacağız hem Amerika'yı konuşacağız. Hem de diğer gelişmekte olan piyasaları konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yani Çin tarafına baktığımızda tabii Çin borsası özellikle son 1-1,5 yılda çok hızlı bir yukarı hareket sonrasında bir geri dönüşü görmemizden dolayı, yani piyasalarda bunun etkisini hissettiğimiz işte Ağustos ve şu sıralarda yaşadığımız zaman dilimi mevcut. Ama özellikle Çin kaynaklı büyüme biliyorsunuz. Yani esas oradaki Çin'in dünya ekonomisindeki bu üretici liderliği konumunda olması ve buradaki büyüme rakamlarının istenildiği gibi, en azından diyelim yani son 5-6 sene önceye baktığımızda %10'lu seviyelerden şimdi %7'li seviyelere gelmesi biraz bir panik havası yarattığını söyleyebiliriz diye ben düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde hem Çin tarafındaki Merkez Bankası'nın attığı bu son adımlar ve özellikle Amerika tarafından gelebilecek büyüme rakamları, belki Avrupa'nın biraz daha toparlanması, ki Çin'in ihracat ayaklarının en büyük iki lider bölgesi diyebiliriz. Burada biraz daha belki piyasaları önümüzdeki dönemde, yani 1-2 ay içerisinde bu paniği atlatırsak biraz daha yatay bir bantta bu gelişmeleri bekleyeceğimiz bir döneme girebiliriz. İbrahim, HSBC'nin konuyla ilgili bir raporu vardı ve raporun içerisinde diyorlar ki ağırlıklı olarak Çin'de hem kamu otoritesinin hem yine devlet kurumlarının bu para politikasını bir yandan normalize edip öbür taraftan da reformları yapma konusunda yönü bulmakta biraz güçlük çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla geleceği çok parlak olmayabilir. Devalüasyonla ilgili, daha kuvvetli bir devalüasyonla ilgili baskı sürüyor. Ne dersin? Hani bundan sonraki dönemde burada bizim öncü gösterge olarak takip ettiğimiz kısım offshore yuan. Araba yağı açılmış durumdaydı. Dolayısıyla burada daha devamı gelebilir mi? Tek seferlik %10-15'lik bir devalüasyon mu? Yoksa tedrici, kademeli kademeli bir kurda değer kaybını mı tercih edecek Çin? Rezervleri çok ciddi eritti. Kasım'da 108 milyar dolar rezerv verimisi var zira. Şimdi aslında şöyle, Merkez Bankası yuan'ı devalü ettikçe kendi piyasaları da olumsuz etkileniyor aslında. O açıdan biraz daha hani Ağustos'ta bir periyot yaşadık. Şimdi bir periyot yaşadık. Tabii daha durdu demek için demin belirttiğim gibi çok erken. Belki önümüzdeki aylarda tekrar bir periyot yaşayabiliriz. Hani bu sürekli devam edeceğini ben düşünmüyorum bunu. Çünkü Çin bölge ekonomilerini de aslında olumsuz etkiliyor bu para biriminde yaptıklarıyla beraber. Hani o noktada bir noktada ben ara vereceğini düşünüyorum ama önümüzdeki aylarda tekrar Çin'in yuan devalü ettiğini görebiliriz. Eğer şimdi duracağı varsayımıyla. Yani Çin ekonomisinde ciddi bir problem var. Çin ekonomisi işte en son %6,5 olarak belirlemişti Çin yetkili organları büyüme hedefini, ama o seviyenin de yakalanmayacağı görülüyor. İmalat sanayi PMI'yı toparlanamadı hani bu yıl. İşte 48 civarında bir PMI rakamından bahsediyoruz. Ve imalat sanayinin ağırlığı çok fazla Çin'de. Büyüme üzerinde, yani ABD gibi değil. ABD'de de işte elin altında PMI rakamları görebiliyoruz ama orada imalat sanayinin ağırlığı biraz daha az. O nedenle ekonominin genelinde etkisi sınırlı oluyor. O nedenle Çin hükümeti bir şeyler yapacak. Yani onlardan birinin de devalüasyonu devam etme olasılığı çok yüksek ama özetle bunu kademeli yapması daha yüksek olasılık görünüyor bana. Peki Tonguç, şimdi çıpalar özellikle Çin'le ilgili yaşanan bu gelişmeden sonra bir taraftan dolar ciddi şekilde kuvvetlendi. Her ne kadar birkaç günden bu yana zayıflaması söz konusu olsa da bayağı ciddi kuvveti vardı doların. Dolayısıyla çıpaların hepsi birer birer dağılıyor. Ağustos ayında Kazakistan tengeyi devalüe etti. O günden bugüne, ki bugün yeni rekor var tengede, %90 değer kaybı var. Aynı zamanda Azerbaycan'a dönüp bakıyoruz. Manatı devalüe etti, %50 değer kaybı var. Suudi Arabistan petrol fiyatları nedeniyle bayağı ciddi baskı altında. Bugün Suudi Arabistan'da da
para otoritesinden, Merkez Bankası yok orada da, para otoritesi var. Çip ayı sonuna kadar koruyacağız şeklinde bir açıklama geldi. Ama İsviçre'de geçen sene çip ayı sonuna kadar koruyacağız demişti. Sonu pek hayırlı olmadı. Ne dersin Suudi Arabistan için? Kur savaşları başlıyor mu? Ya da başladı mı? Olabilir. Yani Meksika'yı da katabilirim geçen hafta içinde. Ya aslında yani Çin'deki bu kendi para biriminin değersizleştirme ve buradan sağlayabileceği ekonomiye katkı mantığının bir süre daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama yanılmıyorsam birkaç gün önce bir rapor üzerinden işte Çin'in para birimindeki değer kaybının diğer gelişmekte olan ülkelere de ve dünya ekonomisine de çok olumlu yansımadığı görüşü açıklanmıştı. Şimdi buna istinaden diğer ülkeler de Çin'deki bu gelişmelerin hani para biriminin değer kaybının daha da ileri oranda, yani o bahsettiğiniz ülkeler kadar olmasa bile tabii ki devam etmesinin çok kendileri için hayırlı bir gelişme olacağını düşünmeyeceklerini ben inandığım için biraz da Çin'in tabii ekonomik olarak tarihinden gelen bazı dönemsel zamanları oluyordu. Ben bu dönemin içinde de yer aldığımıza inandığım için Çin hükümetinin de yeniden farklı enstrümanlarla, yani ekonomik modelini belki biraz daha değiştirerek, biraz daha ihracata tekrar, bu para biriminin değer kaybetmesi zaten ihracata bir destek anlamındaydı. Bunu biraz daha arttırmak amaçlı belki proje bazlı yeni büyük projeleri de oluyor çünkü kamu alanında. Onlara yönelebileceğini ve bu süreci bu şekilde geçirmeyi düşünebileceğini inanıyorum açıkçası. Peki, biraz önce petrol fiyatlarından bahsettik. Geçtiğimiz hafta Goldman Sachs 20 dolarlara inebilir petrol fiyatı diye bir açıklama yapmıştı. Bugün benzer bir açıklama Morgan Stanley'den geldi. Önce bununla ilgili bandımızı izleyelim. Sonra bir miktar petrol fiyatları ve olası etkileri üzerine konuşalım. Durum böyle, petrol fiyatlarında dibin dibi sürekli yenileniyor. İşte 32 dolarlara kadar geri çekilmiş bir petrol fiyatı var. Ne dersin İbrahim, bu işin devamı bizim için hayırlı mı değil mi? Çünkü işte bugün cari denge rakamlarını da gördük. Evet, pozitif tarafa yazıyor ama piyasa açısından pozitif mi dersek, bu kadar gelişen piyasa paniğinin olduğu yerde onun ekmeğini çok fazla yemiyor gibiyiz. Evet, senin dediğin gibi hani cari denge, ana cari denge, cari açık rakamı düşmeye devam ediyor. Ya hani petrol fiyatlarının bu seviyede kalması tabii Türkiye'nin makro dengeleri açısından iyi ama biz sonuçta sadece ekonomi tarafından bakmıyoruz. Piyasalar tarafından da bakıyoruz. Piyasalar tarafından çok iyi algılanabileceğini düşünmüyorum ben. Şöyle ki hani petrol fiyatlarının çok zayıf olması demek aslında bir arz fazlası var ama aynı zamanda talep eksikliği de var. Yani küresel bir talep eksikliği de var. Bu açıdan Türkiye piyasaları için bu seviyeler çok çok olumlu olmayabilir. Belki 40 doların hafif üzerinde stabilize olursa petrol fiyatları daha da olumlu algılanabilir diye düşünüyorum. Hem gelişmekte olan piyasalar tarafında hem işte Türkiye piyasaları tarafında. Yani Türkiye evet enerji ithalatçısı bir ülke ama genel piyasa algısı tarafından baktığımızda petrol fiyatlarında hani bahsettiğin gibi bazı kurumlar 20 dolar olabileceğini söylüyor. O seviyelere gelinmesi hani piyasalar arasından, Türkiye piyasaları arasından çok olumsuz olur diye düşünüyorum ben. Tonguç, sen ne dersin? Çünkü aslında 2009 krizi sırasında döndüğümüz dip noktalara kadar gelmiş durumdayız. Hatta onun altlarını zorluyoruz bir miktar. Hani buralar güçlü destekler normal şartlar altında aşağı yönlü hareketler için ama hakikaten temel taraf da çok fazla desteklemiyor petrolde bir yukarı dönüşü. Ne görüyorsunuz? Ya ben petroldeki bu gelişmeyi, yani ülkelerin ya da bizim gibi ülkeler için yarattığı faydanın devamı konusunda biraz şeye benzetiyorum. Bu Fed'in faiz artışındaki beklentimiz oradan gelişmekte olan ülkelere yansıyacak belki bir negatif etkinin olabileceğini konuşuyorduk. Ve belli bir süre sonra Aralık'ta faiz artışı geldikten sonra da çok büyük bir etkisinin olmadığını, çünkü o sürecin Fed'in aslında biraz daha yumuşatarak geçirdiğini gördük. Şimdi petrolde de belli bir seviyeye kadar bizim için pozitif bir görüntü olabilir ama global anlamda özellikle 30 dolarların altında bir petrolün ben çok da olumlu algılanmayacağını, belki bunun işte global anlamdaki büyümenin ya da talebin olmadığı yönünde algılanarak biraz daha paranın güvenli limanlara doğru hareket edeceğini ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri hem portföy yatırımı açısından hem de doğrudan yatırımlar açısından sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Yani aslında petrolün yukarı gitmesi belki de bütün dünya için şu an için daha olumlu bir seyir göstermemize neden olacak gibi gözüküyor. Peki, isterseniz madem petrolden bahsediyoruz,
ediyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'un arkadaşımız Burak Karagöz'e yapmış olduğu açıklamalardan bir bölümünü ekrana getirelim. Böyle diyor Fatih Birol, özellikle tabii yatırımların eksikliği çok önemli ama İbrahim çok hızlıca yorumunu alayım. Fatih Birol 2016'da da petrol fiyatlarının hemen hemen buralarda kalacağını öngörüyor. Çok ciddi bir artış beklemiyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda eğer ihtiyaç olursa o zaman petrol yatırımları çok geride kalmış olacak diye bir ifadesi var. Dolayısıyla buralarda bir petrol fiyatı bizim için, Türkiye için ne ifade eder? Biraz açalım mı önümüzdeki seneye ilişkin? Tamam, cari dengede avantajımıza, ama bunun ötesinde enflasyonda bu sene artık bunun faydasını bir miktar görebilir miyiz? Şimdi aslında cari denge tarafında çok ufak bir not koyayım. Yani 40 dolar civarında bir ortalama Brent petrolü varsayımı yaparsanız, bu sene işte bugün Kasım rakamları açıklandı. 34,5 milyar dolar civarında 12 aylık birikim cari açık. Yılı, yani 2015 yılının artık geride kaldı ama İşte 32,5 milyar dolar civarında bitirdiğini biz tahmin ediyoruz aslında. Dediğim gibi bir aylık bir şey kaldı zaten orada. Diğer taraftan petrol fiyatı ortalama 40 dolar civarında olursa önümüzdeki sene için artık cari açığa olma etkisini beklemiyoruz. Biz hesaplamıyoruz. Çünkü hani regresyon analizi yaptığımız zaman 7 aylık hareketli petrol fiyatı ortalamasının etkisi olduğunu görüyoruz. Son 7 ayın ortalaması zaten 43-44 dolar civarında petroldü. Son bir yıl ortalaması 53 dolar Brent petrolde. Son 7 aylık ortalama 42-43 dolar. Daha düşük seviyelerde. O nedenle eğer 40 dolar civarında olursa cari açık tarafına daha olumlu bir etki göremeyiz. Ama 30 dolar ya da 20 dolara düşerse tabii orada cari açık olumlu etki devam edebilir. Şimdi enflasyon tarafında da aynı şey söz konusu aslında. Yani enflasyon tarafında da şimdi zaten enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu olumlu etkisini göremedik. Çünkü sepet de tüfe sepetinde döviz cinsi değil TL cinsi petrol ve türevleri var diyelim, artık işte motorun olsun benzin olsun ve bunlar da önemli oranda vergi olduğu için yani aslında daha benzin litre fiyatı etki zaten çok sınırlı oluyor, sert düşüşün bile. Bundan sonra da artık hani 20 dolara düşer mi? Evet, öyle bir ihtimal var çünkü piyasada bir fazla var ve petrolü depolamak çok zor. Hatta okyanuslarda işte petrol dolu olup 1 milyar varil denizde yüzen petrol var. Evet, müşterisi yok ama yani bu çok maliyetli bir şey aslında. O nedenle evet belki 20 dolara da düşebilir. Ben petrol uzmanı değilim ama enflasyon tarafına çok olumlu bir etkinin olabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü petrolün 20 dolara düştüğü dönemde muhtemelen dolar TL'nin de bu küresel nedenlerden dolayı daha zayıf seviyelerde olduğunu göreceğiz. Ve diğer taraftan işte bu TL'ye olumsuz yansıyabilir. Bu noktada petrol fiyatlarından düşüşün enflasyonun olumlu etkisini beklemek çok zor. Yani biz kurum olarak %8'in üzerinde bir enflasyon rakamı tahmin ediyoruz. Peki, virgülü koyalım, kısa bir araya gidelim. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Akıllı Para'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. HSBC Portföy Stratejisti İbrahim Aksoy ve Venway Yatırım Portföy Aracılığı Birim Müdürü Tonguç Erbaş'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüme biraz daha Türkiye ağırlıklı olarak başlayalım ve aslında bu sabah saatlerinde, bugün sabah saatlerinde gerek Cevdet Yılmaz gerek Sayın Naci Ağbal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıkladıkları orta vadeli programda başlıklar neymiş, bir kısaca hatırlayalım, sonra üzerine konuşalım. Durum böyle. Aslında OVP ile ilgili olarak Türkiye'nin 2016 yılına ilişkin büyüme beklentisi %4,5'lara doğru revize edildi. Yatırım gözüyle, yatırımcı gözüyle ne ifade eder? Tonguç, istersen senden başlayalım. Çünkü genel olarak bakıldığında gelişen piyasalar açısından çok pozitif bir yıl olmayacak gibi bir genel beklenti var. Bunun içerisinde %4,5'luk büyüme fena rakam değil. Büyüme dışında enflasyon beklentisi 7,5'larda. Orası biraz iyimser mi kalıyor? Ne dersin? Valla bugünkü orta vadeli plan açıklamaları içerisinde evet büyüme 4,5, yanılmıyorsam 2017-18'de 5 civarlarında evet, bir hedef belirlendi. Enflasyonda da aşağı yönlü geriye doğru bir rakamsal olarak geriye doğru götürülmek fikri ve hedefi var. Bunu anlıyoruz açıklamalardan. Özellikle Avrupa tarafındaki gelişmelerin bize katkı sağlayacağı bu konuda, oradaki işte tekrardan bir parasal genişleme, yani orada destekleyici ekonomiyi bazı çalışmalar olacağının düşünüldüğü anlaşılıyor. Bunu da enflasyon üzerinde bize
belki ihracat tarafından dolayı bir faydası olacağını düşünüyoruz. Büyüme açısından konuşursak evet bu sene çok iyi başlamadık ve genelde gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da zor bir yıl olacağını söyleyebiliriz. 4.5 da bence hedef bazında tutturulabilir bir rakam aslında. Yani geçen seneye baktığımızda biliyorsunuz iki seçim vesaire FED faiz artışı gibi konular vardı. Buna rağmen 4'e civarı bir büyüme önümüzdeki senede 4.5 tutturulabilir bir büyüme hedefi gibi gözüküyor. Eğer bu şekilde de tamamlarsak ve bu orta vadeli planın diğer yıllara hedef bazında da eğer gerçekten hedefler tutturulabilirse en azından bu seneyi olumlu bir şekilde geçirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bir Londra'ya gidelim şimdi. London Capital Group analisti İpek Özkardeş Bey'e var. Telefon attığımızda. İpek merhaba. Londra'dan dönüyoruz İbrahim'e. İbrahim'e de aynı soruyu sorayım. Tim'in uyarısını biraz önce paylaştım. Diyor ki Merkez Bankası'ndan güçlü bir tavır görmezsek bu güçlü tavrın içerisinde verecek geleceğe ilişkin bir sinyal olabilir ama kuvvetli bir sinyal olmak zorunda diyor. Daha şeffaf bir yaklaşım sergilemek zorunda diyor. Olmazsa Türk lirasındaki fiyatlamada Güney Afrika randı çerçevesine ulaşma riski taşır. Ne diyorsun? Şimdi İpek'in söyledikleriyle de aslında bağlantı kuruyorum. İşte kırılgan beşinin içinde işte pozitif ayrışma, bunların belli koşulları olması lazım. Yani şimdi büyüme tarafına dönecek olursak işte Türkiye ekonomisi yeni OEP'de %4.5 büyüyeceği tahmin ediliyor. Daha önceki OEP'de %4 seviyesindeydi. %4.5 büyüdüğünü farz edelim ki ben bu kadar büyüyebileceğini düşünmüyorum bu sene. Evet, asgari ücretler aldıkları parayı harcayacaklar. Asgari ücretle tasarruf yapmak mümkün değil. Hani şahsen benim görüşüm o yönde. Diğer taraftan ama bu büyümenin ne kadar kalıcı olacağı önemli. 110 lira devlet katkısı bitecek net asgari ücrete. Ondan sonra ne olacak? 2017-2018'de büyümenin daha olumsuz etkilendiğini göreceğiz biz. Niye? Çünkü zaten birim iş gücü maliyeti bazında TL çok pahalı. Yani maalesef imalat sanayimiz yeterli verimlilik düzeyine sahip değil. Hı hı. O yüzden bir sene olacak büyümeyle burada TL konusunda ikna edilebilecek tek yabancı yatırımcı, yabancı hedge fonlar olabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'ye 5 yıllık yatırım yapacak uzun vadeli bir fon, yani 1 yıllık büyümeyle, bir one off, tek seferlik bir büyümeyle gelebileceğini zannetmiyorum. Diğer taraftan o beşli içinde ayrılmanın bir koşulu da Merkez Bankası'nın yapacakları. Şimdi Temmuz-Ağustos'tan beri biz şunu diyoruz aslında, senin yayınında da konuştuk birkaç ay önce. Merkez Bankası'nın asıl istediği faiz koridorunun üst bandını indirmek diye konuşuyorduk. Hatta şunu da söylemiştik. Merkez Bankası yazıldığı gibi okunmamalı. Şimdi Merkez Bankası kafasında şu var. Yani bu son toplantıyla beraber piyasa da buna ikna oldu. Merkez Bankası üst bandı indirmek istiyor. Eğer böyle bir şey yaparsa biz TL'nin çok daha fazla zarar gördüğünü görebiliriz. Şimdi Ocak ayı. Peki eğer böyle olacaksa o zaman pas geçmeyi düşünebilir mi Merkez Bankası? Evet, olabilir. Olabilir. Kur bu seviyelerdeyken eğer Merkez Bankası 19 Ocak'ta kur bu seviyedeyken faiz koridorunun üst bandını indirirse muhtemelen biz 3.10 seviyesine doğru bir hareket görürüz. Çünkü biz hani 2015 başında da şunu yazdık. Merkez Bankası haftalık repo ihale faizini indirdiğinde Ocak ayında, Şubat ayında üst bandı indirdiğinde kullanırken şunu yazdık. Bu Merkez Bankası bağımsızlığına dair algıyı ciddi ölçüde bozar. Nitekim bozdu ve TL'nin 2015 ilk yarıda negatif ayrışmasının ana nedeni oydu. Evet, FED beklentileri nedeniyle de TL bir miktar düştü. Politik belirsizlik nedeniyle de bir miktar değer kaybetti. O noktada şimdi Merkez Bankası şahsen iki defa hata yaptığı görüşündeyim. Birincisi 2013 yılında üst bandı yeterince arttırsaydı 2014'teki sert faiz artışına Ocak ayındaki gerek kalmazdı. İkincisi geçen sene ilk yarıda Merkez Bankası üst bandı kullanırken üst bandı indirmeseydi kur bu kadar değer kaybetmezdi. Kredi faizleri bu kadar yükselmezdi. Eğer Merkez Bankası 19 Ocak'ta yine likiditeyi kısarken yani faiz koridorunun üst bandını kullanırken üst bandı indirirse eğer haftalık repo ihalesi faizini artırsa bile bu olumsuz algılanır ve Türkiye'de üst band düşmesine rağmen kredi faizleri artar. Kur olumsuz etkilenir. Yani bunun Türkiye ekonomisine zararı biraz daha fazla olabilir. O yüzden hani kur değerlenecek demek çok zor.
Merkezin o hataları yapmaması lazım. Evet, ben kurun aşırı satış bölgesinde olduğu görüşündeyim. TL yeterince değer kaybetti ama Merkez Bankası yine böyle bir hata yaparsa lira değer kaybetmeye devam eder. Donguç, sen ne dersin? Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsun? Eğer bir adım atmazsa Merkez Bankası hareketinin sonucu ne olabilir? Eğer koridorun üst bandını bir parça indirirse ne olabilir? Son bir dakika. Ya ben de katılıyorum aslında ama ben biliyorsunuz Sayın Başçı'nın Nisan'da galiba bitiyor görev süresi. Yani görünen bence Nisan'a kadar sanki herhangi bir çok ekstra bir durum olmazsa herhangi bir şekilde bir aksiyon almayacağı yönde gibi gözüküyor. Tabii önümüzde nereden baksanız bir 3-3,5 aylık süre var. Ama eğer bu sadeleştirme politikası içerisinde üst bant kısmında bir aşağı doğru hareket olur veya faiz tarafında herhangi bir şekilde aşağı yönlü bir hareketi düşünürse, yani şu andaki kur içerisinde bunun etkisinin çok farklı olacağını, belki 3.10 hatta bunun üstünde de ilerleyen günlerde 3.20'ye kadar bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Onun için çok bir yani Ocak'taki toplantıda çok bir değişiklik olacağını şu an için düşünmüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Tonguç, sana da İbrahim, sana da değerlendirmelerinizi ve yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için gidiyorum.